Mahallesi Müdür Muavini, 2001 yılında müdür ve patlayıcı maddeler müfettişliği görevine atanmıştır. Müdürlüğü süresince birçok projede görev alan Mustafa Bey, evli ve iki çocuk babasıdır. Konuşmalarını yapmak üzere Sayın Bakanımız Dr. Hakan Dinçmeyi buraya davet ediyorum. Benim açımdan 9 ay civarında beraber mesai yaptığımız bir arkadaşımızın yaş haddinden emekliliğini burada kutluyoruz mu diyeyim, uğurluyoruz mu diyeyim adını siz nasıl koyarsanız. Allah hepimize sağlıklı yaş haddinden emeklilikler nasip etsin diye başlayayım. Ben Mustafa Bey'in 34 yıl civarında bu devlete hizmetinin ne kadar büyük ve önemli olduğunu burada hepinize anlatmak isterim. Çünkü burada gördüğüm kadarıyla herkes zaten birebir kendisini tanıyor. Ben hasbelkader birçok bakan gördü. En son bakanı benim. Dolayısıyla onun hizmetlerini anlatmam tabii ki böyle bir günde önemlidir. Jeoloji maden dairesi bu ülkede çok zor şartlarda hizmet yaptı. Önemli noktalara geldi. Ve bizde devlet olarak esasında bazı yanlışlarımız var. Bunların en başında da bilgi birikimi insan çok zor yetişir, bir noktaya gelir. Ama bizler bilgi birikimi olan insanları çok kolay harcıyoruz devlet olarak. Üçlü kararnameler adı altında. Buna herhalde Mustafa Bey ender örneklerden biridir ki birçok hükümet ve birçok bakanla beraber çalışıp 60 yaşa her hükümet değişikliğini bir engel görürsek o engelleri aşarak 60 yaşa gelerek yaş haddinden emekli olabilmiş. Bundan dolayı onu da tebrik etmek isterim. Bunun dışında tabii ki bakanlığımıza ve bu devlete büyük katkılar olmuştur. Bizim son yıllardaki en büyük projemiz ki bana göre KKTC tarihindeki en büyük proje olan Türkiye'den KKTC'ye su temin projesinde aktif görev aldı. Çok yoğun çalışmalarda bulundu. Tabii ki biz emekli olsa da onun bu bilgi birikimlerinden yararlanmak isteriz. Onu zaman zaman rahatsız edecek bu konuda. Yasanın su yasasıyla ilgili yoğun çalıştı. Su yasasının şu anda Bakanlar Kurulu'nda olduğunu biz bakanlık olarak ilettik. Bilmem biliyor musunuz? Dolayısıyla su yasası geçerken de bugüne kadar vermiş olduğu emekten, bilgi birikiminden biz hem teşekkür ederiz hem de tekrar meclisteki su yasası görüşülürken kendisinden mutlaka deneyimlerinden, önerilerinden yararlanmak isteyeceğiz. Bu kadar yoğun çalışan birinin tabii ki ailesine de teşekkür etmemiz lazım. Çünkü uzun yıllar mesai merhumu tanımadan çalışması mutlaka ailesinden fedakarlık demektir. Ailesinin de ona karşı özverili, hoşgörülü olması demektir. Aksi mümkün olmazdı zaten. Onlara da teşekkür ederiz. Çünkü evdeki destek olmasa iş yerindeki başarı mutlaka olumsuz etkilenir. Mustafa Bey'in sevdiğim birçok yanı var ama bir yanı var ki meslek dışında ortak yanımız ikimiz de Galatasaraylıyız. Ve herhalde Galatasaray'ın maçlarına gitmeye daha fazla fırsat bulacak emeklilik döneminde. Umarım emeklilik dönemi kendi gönlünce istediği gibi olur. Bizlere destek olmaya devam ederken ailesine daha fazla vakit ayırabilir. Ve her şeyden önemlisi
bütün sevdikleriyle, ailesiyle beraber uzun sağlıklı bir emeklilik hayatı olur. Ben tekrar kendisine 34 yıla yakın hizmet verdiği bu devlet adına ve bakanlığım adına, sizler adına teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Son sözü sana vereceğim ama senden önce müsaade edersen eşinize de bir çıkıntıları. Umarım daha fazla göreceksiniz. İnşallah. İnşallah. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Sayın Bakanım, Sayın Müsteşarım, arkadaşlarım, sevgili mesai arkadaşlarım, hepiniz bugüne hoş geldiniz. İnsan yaşamında bazı günler var ki bunlar bir kilometre taşıdır. Bugün de benim için böyle bir gün. 22 Haziran 1981 tarihinde başlayan kamu görevini 30 Haziran 2015 itibariyle noktalıyoruz. Böylece aktif kamu görevimiz sona ermiş oluyor. Ancak Sayın Bakan'ın da dediği gibi bundan sonra herhangi bir şekilde bir bilgiden yararlanmak gerekiyorsa ben her zaman için yanınızdayım. Bu bilgiyi her zaman vermeye de hazırım. Buraya geldiğiniz için ben gerçekten size minnet borçluyum. Hoş geldiniz diyorum. Bugünü tertipleyen, emeği geçen herkese de ayrı ayrı teşekkürlerimi bir borç bilirim. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Biz sizlerle birlikte her zaman için bu yollarda yürümeye devam edeceğiz. Hoş geldiniz. Bu arada Birol Bey'e seslenmeyi unuttum. Birol Bey'e de hoş geldi. Desteğinin kıymetli elemanı. Teşekkürler. Kendisine bizim için yaptıklarından dolayı, Jeoloji Madan Dairesi için yaptıklarından dolayı teşekkür ederim. Sağlıklı, uzun bir